Oo, Rukiye Hanım günaydın. Günaydın. Merhaba, başladık mı ya? Başladık evet. Ya, başlamadan uyanır uyanmaz camdaki kızı açmıştım. Ya gerçekten sabah sabah nasıl izleyebiliyorsun sen bunları ya? Ya 3 gündür izleyemedim, kaçırdım. YouTube'dan açtım, izliyordum. Günaydın arkadaşlar, merhaba. Günaydın arkadaşlar. Şunu bitirince başlasaydık ya. Hayır hayır, başlıyoruz. Bütün sırlar ortaya döküldü camdaki kızla. İzleyemeden bir gün daha mı geçireceğim? Alayım ben onu. Ya bir dakika. Az kaldı, ne olur. Kapandı. Ne yapılır ki bugün, ne yapılır? Bugün zor bir gün arkadaşlarım. Evet, hiçbir iletişim şeyi yok. Alayım ben onu da, onu da bir al. Ya, bir dakika, son kez bir bakayım ya. Neyine en son kez? Son kez bakayım, ben kapatacağım söz. Tamam, son bak, cevap bir bakayım. Var mı? Instagram'ıma bir bakayım önce, bir saniye. Ay güzelimin profilleri. Bir de YouTube'uma bakayım, en son videom ne kadar izlenmiş. Bu neydir? Bu neydir 500 bin? Bu neydir? 1 milyon olması gerekiyordu bunun bugün. Evet. Alayım. Tamam, ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Kapat komple, switch off. Bunu niye yapıyoruz? Şimdi size söyleyeceğim. Gidiyor, gitti. Telefonunu kapatamıyorsun. Kapatamadın mı? Sürekli açık ya, sürekli açık. Kapatmayı unutmuşuz dedim bunu. Telefon kapanmadan şarja taktığımız için açıp kapatmayı bile unuttuk. Evet arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bugün Taner, ben ve Lina, hafta sonu zaten bugün. O yüzden 24 saat internetsiz bir gün geçireceğiz. İnternetsiz mi? Televizyon. Televizyonu da koyduk işin içine biz. Televizyon da olmayacak. Eski zamanlardaki gibi. Bir elektriğimiz var ama yani. Eskiden elektrik de yokmuş. Evet. Bak bizim elektriğimiz var. Kıymetini bilin yani. Telefon yok, tablet yok, internet yok, televizyon yok, bilgisayar, hiçbir şey yok. Taner maillerinin başından hiçbir zaman kalkmaz. Sinir olurdum. Oh, bugün Taner'in maillerinden de kurtulduk. Lina'nın tabletinden de kurtulduk. Telefonsuz geçirir miyim? Bilmiyorum, hiç denemedim. Zorlanır mıyım? Herhalde zorlanırım ya, alıştık artık çünkü. Şu camdaki kızıma çok üzüldüm ama. Yarım kalmıştı, dizimi izleyememiştim, YouTube'dan açmıştım. İzleyemedim. E madem öyle, güzel bir ödül de koyalım buna. Böyle zor bir video olacak madem. Zor yani çünkü. Tamam, ne koyalım? Özellikle bizim işimiz için, benim işim sosyal medya. İnternetsiz nasıl geçireceğim? Yani %80 sen kaybedecek gibi gözüküyorsun. Instagram arkadaşlarım falan çok merak edecek. Tabii bir de yorumlara canlarım cevap bugün vereceğim. Ne post atabileceğim, ne hikaye paylaşabileceğim, ne yorumlarınıza bakabileceğim Instagramcılar. Hiçbir şey yapamayacağım. YouTube arkadaşlarım, yorumlarınıza kalpler, emojiler gönderemeyeceğim. Yorumlarınıza cevap veremeyeceğim. Bugünlük böyle olacak. Madem zor bir gün olacak, beni yorma. Gidelim şöyle dışarıda güzel bir kahvaltı yapalım. Tamam, ödülümüz kahvaltı. Yok, hayır, ödülümüz kahvaltı. Bir anda kabul etti, inanamıyorum. Yani zor bir gün olacağı için. Ay teşekkür ederim. Dışarı gidiyoruz. Hava da çok güzel. Dışarıda yapalım şöyle. Gölün kenarında yapalım hatta kahvaltımızı. Tamam mı? Gölün kenarında kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Süper. Öğlene kadar o bizi idare eder. Öğleden sonra da artık bakarız, yemek yaparız. Bir şeyler, bir şeyler, bir sürü bir şeyler yapılır. Ödülümüz ne olacak? Aa, buldum. Ne? Luna Park. Park Oo, ödülü. Süper. Ama şöyle, kazananlar istediğine biner. Ama kaybedene kazananlar karar verecek. Artık makasa mı biner, galaksiye mi biner, uzay mekiğine mi, korku tüneline mi? Hiçbir fikrim yok. Elimden çekeceği var arkadaşlar. Ben bilemem. 24 saat adrenalin dolu bir gün Taner'i bekliyorum. Tövbe, hiçbir iletişim aracını... Ah, ben de alabilir miyim onu? Kapatayım. Ben bakayım. Tövbe. Taner'inki... Kapandı. Hayatta bilmem. Bunları çekmecemize koyabiliriz artık. Kimse gelip ya, almasın. Yuh ya. Televizyon da gitti. Lina'ya bakalım. Bir Lina ne yapıyor? Ona gidelim. Kesin bitti ya telefon ya tablet. Kesin kesin, hadi. Oo Lina. Oo. Elinde telefon. Ne yapıyorsun? O kimin telefonu? Günaydın. Anneannenin telefonunu mu aldın? Alayım. Bugün anneannene de internet yok. Alayım canım. Anne ne oldu? Bir şey söyleyeceğim, ver onu bana. Anneannenin telefonunu da kapatalım. Anneannen de cezalandı Lina. Dur ben kapatayım, ver bana. Al kapat. Ne oluyor ya? Yatağını kim topladı kızım? Anneannem topladı. Alayım. Evet. Al, Linacığım anlatıyorum. Bugün 24 saat boyunca telefon yok, internet zaten yok, tablet yok, televizyon yok. 24 saat televizyonsuz, telefonsuz, tabletsiz, her şeysiz bir gün geçireceğiz. Tabletlerini alayım, surata bak. Tabletlerini alayım, surata bak. Üzüldün mü? Üzülme, üzülme. Bir günde böyle olsun. Ama ödülümüz çok büyük Lina. Ne? Luna Park ödüllü.
Kaybedene en zor şeylere bindireceğiz. Kazanan dilediği gibi eğlenecek. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Yalnız kamerada yok. Kamerada yok. Yalnız kamerada yok. Kamera olmazsa çekemeyiz anneciğim. Zaten kameradan bir şey görmüyoruz. Kendimizi çekiyoruz. Şimdi tabletlerini alalım. Buldum buldum. Gömüyü buldum. İkisini de kapatıyoruz şimdi Linacığım. Kapat. Tamam. Şunu da kapat. Anne bunun şarjı yok. Tamam. Hayır. Çok güzel. Tamam. Ben şimdi bunu en yükseklere koyayım arkadaşlar. Ya açılmıyor telefonu. Evet. Bitmiştir. İnternet yok. Bugünün şerefine göl kenarına gidiyoruz kahvaltıya. Hadi. Hadi hazırlanalım. Şeref Meraf göl kahvaltısı. Şeref Meraf göl kahvaltısı. Lina annen nerede? Stüdyo odasında. Stüdyo odasında mı? Evet. Bilgisayar. Yakalandım. Sakin olun bir dakika. Sakin olun biz. Sakiniz. Bilgisayarı kapatmaya geldim. Kapatmayı unutmuşuz. Kapatıyorum çıkıyoruz tamam mı? Hayır baba. Cezayı hak etti. Kesin gizlice burada bize bakmıştır. Hayır kızım bir şey yapmadım. Evet. Kapatmaya geldim bir durun ya. Evet hadi gidelim bakalım. Tarçın biz gidiyoruz. Sakın biz gelene kadar doğum falan yapma tamam mı kızım? Bugün 62. günü. Hadi artık. Hiç niyeti yok. Şuna bak. Cin gibi. Bugün sen de cezaya dahilsin tamam mı? İnternet, telefon, tablet, televizyon yok. Burada akıllı akıllı otur biz gelene belgesel kadar. Belgesel izliyorduk ama onunla. Belgesel falan yasak bugün. Güzelce otur. Biz gelene kadar da doğurma sakın. Çıktın yola. Çıktım. Navigasyonum yok. Yolu bulabilecek miyim bilmiyorum. Vallahi bilemem. Dolandırma bizi şimdi. Sen söylersin. Yardımcı ol. Ne var canım? Vallahi bir yıldır dışarıda kahvaltıya gitmedik ailece. İnanır mısınız? Sadece bir uzun yola çıkarken çıkmıştık. O da mecburiyetten sabah erkenden çıktığımız için. Kışın gidince bir anlamı kalmıyor. Yazın ben dışarıda kahvaltıyı seviyorum. Başka bir de hastane falan işlerimiz olduğunda dışarıda yiyoruz. Buradan dümdüz gideceksin ülkeye. Yaklaşık 5 kilometre sonra sağa. Göl kenarına. İnternetsiz yaşam çok güzel. Evet. Evde oturup televizyon izlemiyoruz değil mi kızım? Burada da oyuncakçı buldu Lina. Kahvaltıya geldik ama Lina burada bile buldu alacak bir şey. Ama bunu almasına sevindim şimdi. Bilye bulmuş. Oynarız. Aynen evde oynarız. 24 saat internetsiz ne yapacağız? Ama ben bunu yarışmalı oynarım ödüllü. Anne her şeye ödül yapıyorsun ama. Ne yapalım canım? Başka ödül türlü yok. Babandan bir şey kopartamıyoruz Lina. Linoş kahvaltısını hafta içi hep okulda yapıyor. Birinci derse giriyorlar. Birinci dersin sonunda kahvaltı saatleri oluyor. Hafta sonu da her kahvaltıda eline telefon alırdı ya da karşısına çizgi film açardı. Televizyon izleyerek yapardı. Kızardım anneciğim yapma şunu kahvaltıdayız ailece yiyelim diye. Anne zaten hafta içi okulda zaten izleyemiyorum. Bırak şurada iki günüm var ya diye hep kızardı. Şimdi yapamıyor. Hep de izlediği ya kendi ya biz ya da çizgi film izliyor. Bir de şeyi var sihirli annemi. Yine kahvaltıda ne ekmek bıraktın ne peynir. Ne peynir ne de sucuk. Ne de sucuk. Ama çok güzel ördekler bak. Ya bir şey diyeyim onun gagası niye gri acaba? Bak birisinin kırmızı ama. Merhaba Lina. Merhaba. Yakala. Yakala yakala. Ben de bunu çok seviyorum ya çok güzel. Türkiye çocukluğuna da. Kocaman kadın oldum ama seviyorum ne yapayım. Wow ne kadar çok çıkıyor. Biraz da sen yap Lina. Hayır. Bak ben nasıl yakalayacağım. Wow ördek. Baksana balon. Çocukluğuna döndü. Ay çok güzel ama manzara güzel, balonum güzel, ben güzel daha ne olsun. Evet manzara güzel. Ben güzel değil miyim yani? Evet manzara güzel diyor. Manzaraya yakışıyorsun.
Maşallah, hele bir de benim güzelliğim eklenince manzara daha bir güzel değil mi arkadaşlar? Herkes ne yapıyor? Bir göz gezdireyim. Oo Taner Bey. Kedi temizliği. Boş kaldın herhalde. Evet, hazır boş kalmışken. Baktım boş kaldın. İnternet yok, bir şey yok. Kuburu temizliyorum. Çok güzel, işe yaradı. Bakın internet olmayınca Taner çok güzel işe yaradı. Tatlım. Yerine bunu ya. Tatlına bak. Merhaba de. Lina'ya bir bakalım. Lina ne yapıyor? Gizli bir şeyler yapmasın. Yakalayacağım şimdi. Hey, ne yapıyorsun? Yakaladım. Ne yapıyorsun? Anne, neyini yakaladın? Ne bileyim anneciğim, telefon kaçak göçek olmasın diye. Güzel. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bu arada saati de hemen 2:30 yapmışız. Gayet iyi gidiyoruz yine. Evet. Oo Rukiye, boş kaldın herhalde. Çamaşır mı yıkıyorsun? Ne yapayım ya? Aferin, çalış. Vakit geçmiyor, çalışıyoruz biz de. 4 makine çamaşırımız var. 2, 3, 4. Aferin, çalış. Lina'ya bak, Lina'ya ne yapıyor? Bilgisayar odasına bak, koş. Boyama mı yapıyorsun? Yok. Babayı mı kandırıyorsun yoksa? Yok Rukiye. Rukiye'ye bir jest yapıp kahve yapayım dedim. Normal şartlarda o yapardı ama. Rukiye anne şunu güzel kahve yapacağım. Taner'in elinden de kahve içiyoruz. Yediyorsun bakalım. Boş kalmış Taner. Sen de boşluklarca ya, sürüyorsun bir şey mi? Söyleyeceğim. Gerçekten ne kadar zormuş. Dün evimi temizlemiştim. Evim topluydu. Sabah evi toparladık. Hadi kahvaltıya da gittik dışarıya. Hiçbir işim kalmadı. Çamaşırlarımı da attım yıkanıyor. Şimdi ne yapacağız? Ne kadar vaktimizi alıyormuş. Evet ya. Şimdi ne yapacağız? Dina'nın ödevleri var tabii. Oo, onu ben yaptıracağım. Ben yaptıracağım. Hayır, ben yaptırırım. Vakit geçirmem lazım. Bu arada uyumak da yasak arkadaşlar. Uykusuz, internetsiz, akşama kadar, yatana kadar bakalım nasıl geçiyormuş gün. Gerçekten ben de yıllar oldu yani bunu bilmiyorum. Tecrübe ediyoruz sizlerle. Lina ne yapıyor? Lina'ya bak be. Lina misket oynuyor. Misket. Anneannesiyle. Anneannesiyle misket oynuyor. Sanki böyle elimin bir tanesi yokmuş gibi hissediyorum ya gerçekten. Demek ki bağımlısın. Hakikaten bağımlıymışım demek ki ya. Ama gerçi benim işimin gereği de bu yani. Şimdi sosyal medyayla ilgileniyorum. YouTube'uma bakıyorum, yorumlarıma bakıyorum. Instagram'a hikaye paylaşıyorum, onun yorumlarıma bakıyorum. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Neyse ki video çekiyoruz. O da olmasaydı. Lina'nın ödevlerini yaptırıp arkasından yemek yapayım. Bence buldum. De. Öyle çok güzel vakit geçer. Sen ne yapacaksın? Kitap okuyorum. Ha, kitap okuyacaksın de. Aferin. Aa, gazete niye almadın? Eskiden gazete olurdu. Eskiden de onlar. Şimdi gazete yok ki. Vallahi. Gazete bile artık internette. İnternetten okuyoruz gazeteleri de. Ses geliyor. Televizyon sesi. Ya anne ben bir şeylerim ne oluyor? Televizyon sesi geliyordu. Ne yaptın? Bir şey sakladı buralara. Kumanda. Başladın. Kumanda yapmış. Ses geliyordu. Bilge sesi değildi, bu konuşma sesiydi. Şarkı söylüyordum. Anne bak. Hayır, şarkı söylemiyordun. Anne televizyonu dinler misin? Bak şöyle yapıyordum. Lay lay. Sen gelince korktum, altına koydum. Hiç inandırıcı gelmedi. Ben en iyisi bütün kumandaları toplayıp kaldırayım, gelin. Anne tamam ya, lütfen. Gözüm görmediği için saymıyorum ama kumandayı sakladığını gördüm. Bunu da alayım. Hayır, yoksa yanarsın. Tabletlerin üstüne saklayayım, buraya yetişemiyor Lina. Lina'cığım, hiçbir şey bırakmadım. Ben senin bilgisayarını kontrol ediyorum. Kapalı kızım, neyini kontrol edeceksin? Kapalı. Bak, kapalı. Yok bir şey. Ödevlerini yapalım annem. Çok güzel vakit geçiririz. Hayır. Karnının dişine bir şey sokmuş gidiyor. Saklı. Yakaladım yine. Hayır. Yine yakaladım. Ne o? Ne o? Ne? Telefon! Telefonu! Ortalıkta mı bıraktı? Dün ödevim çok. İnternetsiz bayağı güzel vakit geçirebileceğim. Evet, 4 sayfa çalışma kağıdı var. İngilizce ödevi var. 2 tane hikaye okuması, 2 tane de hikaye dinleme ödevi var. Yani bir saatlik ödevimiz var. Ben acıktım, dayanamadım yemeğe. Doğur da vakit geçsin güzelim benim. Ne zaman doğuracaksın? Bu da tarçınımızın doğum yatağı yaptık arkadaşlar. Bayağı böyle geniş bir karton hazırladık. Böyle yumuşacık bir yatak yaptık. Battaniye koyduk 2 kat. Hasta bezi serdik. Üstüne de çarşaf.
Kızımın doğum yatağı yumuşacık olsun. Burayı o kadar sevdi ki. Başka bir yerde gidip yatmıyor. Artık yürüyemiyor. Sürekli uyuyor. Sürekli uyuyor. Ateşini gelip gidip kontrol ediyoruz. Dorin'de öyleydi. Ateşi 40 dereceye çıkıyormuş. Doğum başlamadan önce. Ama o da böyle son gününde inanılmaz uyuyordu Taner. Muhtemelen yarın doğuracak bu arkadaşlar. Yarın olmazsa da öbürsü gün zaten kesin doğuracak. En geç 65. gün doğum yapıyormuş kediler. Dorin 65. gün doğurmuştu ama son dakikasına kadar beklemişti canım kızım. Bu da herhalde annesine çekti. Geç doğum edecek. 58 ile 65 gün arasında oluyormuş doğumları. Sevdiye bak. Bak Sevdiye döndü hemen. Severim aşkım. Çok fazla amca. Severim papatyam, severim. Bence ultrasonda 5 tane yanlış gördüler. Bence 7 tane falan çıkacak gibi. Kesin 8. Çünkü bir bakıyorum bir yerde 4 tane oynama var. 7 tane var gibi ya. Bence Dorin gibi 5 tane doğuracak. Sen haklısın. Ben mi? Ben kazanmış oluyorum. Zaten evet. Videomuzu izleyen arkadaşlar bilirler. Tarçın'ın bebek sayısını öğrendik diye video çekmiştim. Orada röntgene sokup net bir sayı vermişlerdi. Ama %90 diyebiliyorlar ona da. Tam net diyemiyorlar. Yine üst üste binmiş olabilirler dedi. Olmadı altından bir piyango gibi bir iki tane daha fazla çıkabilme şansı varmış yani ihtimali. Ne güzel olur öyle bir şey olursa. O zaman en yakın ben oluyorum ve ben kazanıyorum. Futbol sahası kurarız eve. 11 kişi olduk biz evde deriz. Değil mi? Maç yaparız. Ay dört gözle bekliyorum. Minnok minnok olmaları o kadar tatlı oluyor ki. Özlemişim yavru kedi sevmeyi. Kontrol saati. Taner. Taner ne yapıyorsun? Boşlukta kafamı dinliyordum. Karalar bağlamış oturuyor Taner. Dine'ye de bir bakalım yemeği bitmiş mi ne yapıyor? Anne ne yaptın? Hey, bitti ben mi yemeğin? Evet. Yedin mi hepsini? Evet. Niye bu kadar bıraktın? Ama çok doymuştum. Artık ödeve geçebiliriz. Emmiyorum. Tamam 2 dakika sonra hadi. Dünya bir yana, sen bir yana. Geçmiyor. Ne yapsak ya? Şimdi, ya yorumlara yazın da okuyayım diyeceğim şimdi. Instagram'dan onu da yapamıyoruz. Ne yapılır ki? Ya ne yapılır ki ya? Ay bastı beni. Saat 4 daha. Sen Survivor'ı da izleyeyim. Bugün de çok güzel bölümü vardı. Survivor! Survivor! Neydi şimdi acaba? Dokunulmazlık oyunu. Nisa bayılıyordu. Nisa bayılıyor. Ay! Kafasını yemiyorum. Tüh ya. Bir şey söyleyeyim mi? Enerjim tamamen sıfır şu an. Bana enerji depolayan bu dijital şeyler miydi acaba ya? Dijitalden enerji yüklüyormuşum kendime. Ya bence neyden yüklüyorum ben o enerjiyi? Sizden. Evet. Aynen. Sizinle yorumlaşmak falan bana enerji veriyordu, mutluluk veriyordu. Şimdi onu da yapamıyorum. Boşluğa düştüm. Boşluğa düştüm. Kolum bacağım yokmuş gibi. Ay Survivor'ı demeseydin iyiydi tüh. Köpeğe bir dükkü kalmak kim hediye etmiş? Kim hediye etmiş? Dedesi. Aferin yaz anneciğim. Noktalama işaretlerini koyunuz diyor uygun yerlere. 48 sayfalık kitabı bitirdin mi? Soru işareti aferin. Dişlerini günde 2 kere fırçala. Ünlem işareti koymuş. Neden ünlem koydun? Çünkü bir uyarı var. Evet uyarı gelen yere ünlem. Öğretmenini dikkatle dinlemelisin. Bu da uyarı ünlem koymuş. Ay aferin kızıma. Yılın birinci ayı Ocak ayıdır. Nokta. Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı? Soru işareti. Şubat ayı kaç yılda bir 29 gün olur? Soru işareti. Kaç yılda bir olur anneciğim? Hadi sana sorayım. Daha öğrenmedik. Şubat'ın 29'u 4 senede bir gelir. Taner aslında 29 Şubat doğumlu. 28 Şubat'ta kutluyoruz ama 29 Şubat doğumlu. Normal şartlarda benim Taner'i 4 yılda bir kutlamam gerekiyor. İyi kendine yol budur. Ama gitmiş uyanıklık yapmış. Nüfus müdürlüğüne gidip doğum tarihini değiştirip 28 Şubat'a çevirmiş. Çok akıllıca değil mi? Şimdi her sene kutlamak zorunda kalıyoruz. Aynen. Yoksa 4 yılda bir yani onun doğum günü kutlama süresi. Bitirdi mi? Yanlış dediğimizden özür dilermişsin. Bir ayda kaç gün vardır? Aferin hepsi doğru. Burada da ünlü harfleri işaretleyip kaç tane olduğuna bakmışız. Hepsi doğru. Bravo. Aşağıdaki nesneleri uzundan kısaya doğru numaralandırınız. 1. Ortanca 2. En kısa da 3. Aferin.
birlikte oynamaya başladık şimdi. İlk defa oynayacağım yıllar yıllar sonra. Baş tarçından taraf. Şurası mı? Evet. Orayı vurursam hepsini alıyorum. Evet. Vuramazsam? Tamer karar verecek, bilmiyorum, unuttum. Vuramazsam. 1-2-3. Vaaay, hepsini aldım. Bravo bana, hepsini aldım. Evet, aynı hizadan atmanız lazım evet. Ki adil olsun. Baş yine burası Lina. Onu vurursan hepsini alıyorsun. Olmadı. Evet, 4 tanesini bir alıyorsun. Bir dakika ya, tekrar. 4'ünü alıyorsun. Bir tanesi kalıyor, onu da annem vurmaya çalışacak. Vuranın oluyor. Vuramadın. Aa, vuramadın. Aa. Lina sen. Evet, yine kazandı. Baş şurası. Vaaay! Alandan misketçi mi doğdun Rukiye? Güzel. Öyle atarsan yanlık gider. Şöyle at. Ha, vurdu. Bravo. Berabere. Yemek yapacağım dedin. Hazırladığın yemeğe bak. Evet, bundan güzel yemek mi var? Kendin aldın geldin marketten. Ben sebze yapacaktım vallahi. Vakit geçirecektim. Ne güzel pilavı, sebzesi, yemeği. Almış gelmiş, ben ne yapayım? Bu beklemez ki balık. Yeter ya. Aynen. Yeter yeter. Yanına da yeşillik. O sağ biz. Bakma. Oldu, bitti yemek. 5 dakika daha. Oldu da bitti maşallah. Ama yeşillik var şimdi, onu hazırlayacağım. Lina ne yapıyorsun orada? Yakaladım. Yakaladım seni. Ya baba, kapalı sabah telefonları kapattınız ya. Ha, tamam alayım o zaman. Sen nereden buldun bunu? Lina'ya mantı yaptım. Yine mi mantı yiyecek? Mantı istedi o. Bu çocuk niye mantıdan başka bir şey mantıcı yemiyor bugün? Maalesef ki balıkla arası pek iyi değil. Küçük balıklarla arası iyi ama büyük balıklarla değil. Sesi buraya kadar geliyor sesi. Ne oluyor? Eve güveneceğim. Bu ne kızım, bu odun sanki. Eşeklerin anasıdır. Samsak döveceğim. Başın anasıdır. Samsak döveceğim. Var mı? Dur. Telefonun altında. Samsak döveceğim. Gömmede gömmem gömgem gömbam. Eve güveneceğim. Kızım bir şey söyleyeceğim. Bu odanın hali ne çocuğum? Buralar ne? Bu ne? Daha yok muydu çıkarsaydın? Pijamaların değil, burada hala. Lina. Bebek uyutuyorum. Unutmuşum anne kaldırmayı. Dur ben alayım biraz. Çok sıkıldım. Biraz da benim çalışmam lazım. Gün yetişmiyor. Günler vızır vızır birbirini kovalıyor. Hiçbir şey yetiştiremiyoruz diyorduk. Meğersem bunun sebebi internetmiş. Gün uzadı gitti, saat 7:30. Televizyon, internet. İnternet de çok vakit harcıyor. Oturunca 5 dakika bakamıyor insan takılınca. Güzel aileme konser vereceğim şimdi. Gel kızım burada ye. Ben sana şimdi iştahını açayım. Otur anneciğim. Evet, otur. O ne ya? Gözüme güneş geliyor, ne var? Ne güneş geliyordu? Bu ne? Telefon yanlışlıkla açmışım. Nasıl yanlışlıkla açıyorsun? Ben bunu çekmeceye koydum. Basıldı. Ya bu oyuna devam edersin? Tamam, devam ediyorum. Devam ettiğin sürece ben onu alırım. Açmış, görmedim. Ve üstüne 1000 lira para verirsin. Tamam. Öyle devam edersin. Ama cezanın da bir bölümüne katılacaksın. Ya Galaxy, ya Gondol, ya Makas, birisini seç. Başım dönüyor. Yoksa benim hepsine bineceksin kaybedersen. Ya başım dönüyor, elimde değil. Kaybedersen hepsine bineceksin. Tamam, 1000 lira veririm. Alayım. Aa, bu ne Lina? Anne, ondan ödev yapıyorum ya, okuma. Bu buradaydı Taner, böyle duruyordu. Tamam, ödevini yaptı. Zaten bundan başka bir yere giremiyor. Yazılı ödevlerini yaptık, okumasını da Taner'e devretmiştim ben balıkları koyarken. Okumasını falan yaptık, İngilizce ödevi vardı, İngilizce okuması vardı. Ha, kullanmadınız yani. Geri kapatıp alalım bunu, alalım. Televizyon da kapalı, bravo kızım. Lina, babanın elinde az önce ne yakaladım? Telefon. Telefona bakıyordu. Mutfakta, balkonda yakaladım. Ya yanlışlıkla açmışım, ne oldu? Yanlışlıkla olması imkansız arkadaşlar. Kapatıp çekmecelere koyduk, gördünüz. Ya acil biri aradım diye baktım. Hakikaten beni arayan soran var mı acaba ya? Ya acil bir şey varsa. Yani. Vallahi ne acil umurumda, ne arayan soran. Hiçbir şey umurumda değil şu an. Survivor'ıma çok üzülüyorum. Oh, iyi oluyor.
Bir de babana 1000 lira ceza kestim kızım. 1000 lira verecek, 500-500 bölüşürüz. Yarın da geldiğinde bir tane cezanı çekeceksin. Yarın gidebilir miyiz bilmiyorum Luna Park'a. Yarın biraz zor gibi görünüyor ama önümüzdeki hafta kesin olarak gideriz arkadaşlar. Benim için yüksekteki hepsi zor, hoplamalı zıplamalı. Korkuyor. Başım dönüyor, başım. Luna ne korkuyor. Hayır, yalan, korkma. Yalan. Korkuyor Luna. Tamam, dönme dolaba binerim. Korku. Söz. O zaman korku tüneline bindiririm. Tamam olur. Tamam. Başın ondan da dönmez. Baba, ben tamam. Korku tüneli zaten söz. Zaten gelecek canım. Baba, ben söz, de korku tüneline geleyim. Korku tüneline sen ne yapacaksın kızım? En azından gözlerimi kapatırım. Yok yok, ben seni korku tüneline sokamam. Sen küçük çaplı, yaşına göre şeylere binersin. Ama iyi yarışıyor. 500 lirayı alabilir miyiz? 500 tamam, bin lira. ver. Ah, gözün doysun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700 var burada. Vallahi o kadar nakitim var. Hayır, alayım. Bir yalan daha, vardır. Ay başka. Yok başka. Cezaya tabisin. Tamam, 300 lira da borcum olsun. Linacığım, 700'ü şu an bölemiyorum. Ya 300'ü senin, 400'ü benim ya da 400'ü senin, 300'ü benim. 400'ü benim. Neyse, güzel. Artık yerim, çok acıktım. Bir salata bile yapmadın, şuna bak bakayım ya. Ya bana yanına salata oluyor mu ya? Yani oluyor da. Böyle daha güzel. Söğüşleme bizi. İnternetsizlik başına vurdu, hiç özenmiyorsun bugün. Salla. Sevgi saatimizdeyiz. Tarçın bana her yerini okşatıyor bak, sırayla. Saat 9:10 geçiyor. Yemeğimizi yedik. Lina bütün ödevlerini bitirdi. Biz de şimdi bir çayımızı içeriz. Bana uyku bastı yani. Yatarım ben, ne yapayım? Lina'yı yatırırken kendim de uyurum. Bak, şurası nasıl oynuyor bakın. Bak. Ay, nasıl oynuyorlar. Bak, bugün son günün olabilir. Bugününün kıymetini bil. Sonra bir yavruların doğunca sürekli emzireceksin, çok yorulacaksın. Sanki yarın doğuracakmışsın gibi hissediyorum Tarçın. Artık doğur da sen de kurtul, biz de kurtulalım. Çatladık burada meraktan. Acaba farkında mı yavrularının olacağını? Bilenler lütfen yazsınlar yorumlara. Kediler doğum yapacağını bilirler mi, bilmezler mi? Bak, elini oraya dokun, ne yapıyor? Ne yapıyor? Tedirgin oluyor. Kuyruk salladı. Bak. Yok bir şey, almıyorum. Bilmez mi? Kızım, ne yapıyorsun? Sıkıca oturuyorum. Aferin kızım, iyi dayandın ama biliyor musun? Sıkıldın mı gerçekten? Evet. İstersen bırakabilirsin. Hayır. Gerçekten bırakabilirsin. Hayır, asla. Ben seni Luna Park'a yine götürürüm. Yine istediğin her şeye binersin. Olmaz. Hayır. Ödülden faydalanacaksın diyorum ya. Anne, emin misin bak? Puman da orada mı? Elin gitti, gördüm. Hayır. Lina. Hayır. Bir bakayım. Bir bakayım, sen bir şeyler karıştırmışsın. Bak. Hayır, var. Elin oraya gitti. Varsa çıkar. Varsa çıkar, bir şey demeyeceğim. Sadece aldım, gerçekten açmadım. Aa. Nasıl aldın onu? Dolabın üstüne koydun. Anneanneme söyledim. O da gizlice vardı. Ama sadece... Yakaladım. En adil yarışan ben oldum. Taner'i telefonla yakaladım. Lina'yı da kumandayla yakaladım. Yanmış. Taner de kaybetti, ben kazandım ben. Ben boşuna mı bekledim bunca saat? Bakın saat 9:30 oldu. Demek ki boşuna oynamışsın tek başına, sonra yavru da kaçırdım. Ama kazanan ben oldum. Ya ne yapayım anne ya? Bir dakikacık, onda da herhalde bir şey demezsin diye düşündüm. Ama senin o kumandayı alman yanlıştı. Anneannenin de yanlışı var. Sana vermiş gizlice. Evet, o verdi. Onun suçu, benim değil. Ama sen istemişsin, o da dayanamamış. Tamam kızım, ben sana veririm dedi, verdi. Sana öyle kısıtlamalara gerek yok. Sen küçüksün, sen gelebilirsin bizimle, istediğine de bineceksin, tamam mı? O zaman izleyebilirim. Ben çıkayım o zaman. Tamam, bye. Yarışmayı Taner de kaybetmiş sayacağım galiba. Ben kazandım. Anneannesinden istemiş, anneannesi de vermiş. Televizyon izliyor şu an. Bıraktı oyunu. Taner'cim hiç kusura bakma. Sen bize 700 lira verdin, tamam kabul, ama sen de telefonla oynadın yani. Kaybettik yani. Evet, o da bir cezaydı bence. Tamam, verdik cezamızı. Kaybettim bence. Lina da kaybetti, ben kazanmış sayıyorum. Arkadaşlar, adil miyim? Yazın yorumlara lütfen. Hayır, öyle değil, olabilirdi gibi şeyler de yazabilirsiniz ama şu an bakıldığı zaman en adaletlisi kesinlikle ben kazandım. Haklısın. Yani bak, saat 10:20 var, halen daha
hiçbir şeysiz geçirebiliyorum yani. Tebrik ederim. Bence de sen kazandın. Bence de ben kazandım. Bir başarılı videomun daha sonuna geldik. Bu videoyu da yine ben kazanarak kapatıyorum. Tebrikler. Luna Park'ta canını okuyacağım Taner'in. Artık nelere bindirmem yok ki? Yok öyle bir şey. Her şeye bindireceğim. Benim başım dönüyor arkadaşlar. Bana ne? Onu telefonun oynamadan önce düşünecektin. Her şeye bindireceğim. Lina'nın da olması için hafta içi gidemeyiz. Ama önümüzdeki hafta sonu mutlaka çekeceğim. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Demek ki internetsiz, telefonsuz, televizyonsuz da bir gün gayet güzel geçebiliyormuş. Çok da elzem değilmiş. Sadece canımı sıkan tek şey Survivor'ım oldu gerçekten. Benim için, bu azmim için videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.